Havanın bozuk olacağı belli bu arada. Yani şöyle, baktığınızda biz bile görüyoruz. 3 nolu helikopterin pilotu verdiği ilk bilgi de Akif. Uçmaması gerekiyor. Hava durumunun, daha doğrusu bu helikopter ilk havalanıp açılış törenine katıldıktan sonra ve geri dönüşünde normal şartlarda Tebriz'e gitmeyecek. Fakat son anda helikopterin Tebriz'e gitmesine karar veriliyor. Yani normal şartlarda bu helikopter ilk kalktığı noktaya geri dönmüyor. Yani en azından havalanması öyle değil. Şartlar, İran Cumhurbaşkanı bir havalimanına iniş yapıyor. Buradan 5 helikopterle sınır hattına gidiyor. Geri dönüşte ise son anda Tebriz'e geri dönmesine karar veriliyor ve kara kuvvetlerine ait 2 koruma helikopteri orada kalıyor. Geri kalan 3 helikopter havalanıyor. Şimdi normal şartlarda kara kuvvetlerine ait koruma helikopterleri niye orada kalıyor? Sınır hattında oldukları için. Normal şartlarda kara kuvvetlerine ait korumasız mı uçuyorlar yani 3 helikopter? 1 ve şöyle IRC-1, IRC-2 ve IRC-3. 3 tane helikopter var. Birbirini takip eden. İlk helikopterde 4 tane şey var. 4 tane bakan var. Arkadakinde Dışişleri Bakanı, Tebriz imamı, reisi ve bir kişi daha vardı, şimdi hatırlayamadım. Fakat şöyle bir şey var Akif. Doğu Azerbaycan valisi var. Evet, doğru. Şimdi olay şu. Üçüncü helikopter, yani IRC-3 dedikleri VIP helikopter pilotu helikopterler kalkmadan önce Tebriz hattına gidişin mümkün olmayacağını söylüyorlar. Fakat reisinin helikopterini kullanan pilotun yüksek irtifa uçuş yapılırsa herhangi bir dağa çarpmadan, yüksek gerilim hattına girmeden, hatta orada o bölgede Ermenistan'a İran'ın vermiş olduğu elektrik hatları var, yüksek gerilim hatları var. Yine aynı bölgede. Bak, bu bölgenin bir diğer adı da Azerbaycan Türkçesinde Kurtlar Köyü. Yani burası yabani hayvanların yaşadığı, birbirine Karabağ'ın hemen alt kesimi ve Kafkasların en böyle hani toprak parçasının bir uzantısı ve bir kara toprak parçası, yani siyah toprak parçası. Bu saat itibariyle mesela orada arama tarama faaliyetlerini yönetmek zor, ağaçlık bölge olmasından zor. O bölgedeki yüksek gerilim hatları da dahil olmak üzere 3. helikopterin pilotu ısrarla reisinin helikopterini kullanan pilotun yüksek irtifa uçuş yapılırsa hiçbir sorun yaşanmayacağını beyan etmesi üzerine hareket ediliyor. Bu arada hiçbir helikopterden haber yok. Bir helikopterden haber yok. Galiba. Bir tanesi indi diye biliyorum. Vargezan'a iniyor. Öbür helikopter Tebriz'e iniş yapıyor. İnmiş fakat şu anda, onlar inmiş. Ben gördüğünü de düşünüyorum. Onların gördüğünü de düşünüyorum. Olayı gördüğünü. Ha, ne yaşandıysa. Şöyle, peş peşe uçuyor olmaları lazım. O ilk şey var ya. Peş peşe uçuş normal yapıyorlar Akif. Fakat sis dalgası içerisinde zaten helikopterler kalkıştan 25 dakika sonra IRC-2'den irtibat kesiliyor. IRC-3 hem irtibat var ama aynı zamanda 45 dakika sonra Tebriz'e iniş yapabiliyor. IRC-1 ise Tebriz'e iniş yapamıyor. Olay yerine yakın bir bölgede iniş yapıyor. Zaten şu anda İranlı yetkililerin de telefonla irtibat kurduğu helikopter pilotu ya da helikopterdeki yetkililer diye ifade ettikleri IRC-1. Yani bir nolu helikopterin içindeki yetkililerle irtibat kuruyorlar. Muhtemelen de zaten İran Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, ben demin arkadaşlara şablonu gönderdim. Tespit ettikleri yer bir nolu helikopterle 3 nolu helikopterin pilotlarının beyanları doğrultusunda arama faaliyetleri yönetiliyor şu anda. Bu arada Irak'ta 4 takım halinde destek için Irak hükümetinden de açıklama var. İran'a işte destek vermek için bir hazırlık içerisinde. Tuhaf olan şu, işte bize bu soruları sorduran, yani 3 helikopter yani havalanıyor. Zorunlu iniş lafının da o helikopterlerden çıktığını düşünüyorum. Nasıl? Zorunlu iniş değil, sert iniş ifadesi var. Ama o sert iniş zaten askeri jargonda yani düşme ifadesinin karşılığı aslında. İşte yine o helikopterlerden çıktı. Biz helikopterle çok gittik bir sürü yerde. Yani helikopterler birbirine çok yakın gider böyle yerlerde. Peş peşe giderler. Doğru değil mi? Şöyle Akif, yüksek irtifa olunca bazen sis dalgasının üzerinde uçuş yapabiliyor helikopterler. Tamam. Ama bu helikopterler çok aynı, eski. 98 model. Güzergahı aynı. İşte orada bu sorunun cevabını şu an İran'da cevabı beklenen soru, yaşıyor mu yaşamıyor mu bu isimler?
Daha sonraki soruşturmalarda göreceğiz. Bu arada herhalde hiç kimse, yani çok üzülerek bu acı hadise, İran halkına da başsağlığı diliyoruz ama hiç kimse herhalde aramızda yaşadığını düşünmüyor değil mi? Yani evet, ama bunu söylememek lazım yani. Yani şu anda tüm şeyler, çünkü açıklamalar da öyle, yani Cumhurbaşkanı'na şöyle Akif, zaten İran istihbaratı medya kuruluşlarını arayıp, buradaki özel tırnak içinde verilmesi gereken nokta, İran Cumhurbaşkanı reisinin uçağının, pardon, helikopterinin düşürüldüğünü ve bunun resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini aktarmış. Düşürüldüğünün. Burada önemli nokta bu. Biz şimdi bu saate kadar bunun bir kaza kırım sonucu yere sert iniş yapmasından kaynaklı düştüğünü konuşuyoruz. Üç ihtimal üzerinde konuştuk sen gelmeden önce. Birinci ihtimal, hepimizin doğal olarak üzerinde konuştuğu şey, bir kaza kırım sonucu düşmüş olabileceği ya da o bölgedeki yüksek gerilim hatlarından birine, Ermenistan'a enerji taşıyan gerilim hatlarına takılmış olabileceği. İkinci ihtimal, İsrail'in yapmış olabileceği ama İsrail açıklama yaptı. Biz yapmadık diye, haberimiz yok diye. Ama bu zaten bölgesel konjonktür açısından baktığın zaman da İsrail'in o bölgede böyle bir şeye kalkışması Azerbaycan-İran ilişkilerini çok geri dönülmez bir noktaya götürür. Üçüncü nokta da İran'ın... Azerbaycan'dan bağımsız İsrail bunu yaparsa zaten. Ama Akif, şunu unutmayalım. O da mümkün yani. Azerbaycan-İran ilişkileri çünkü böyle tam toparlanıyor gibiydi. Hatta Türkiye'de ama bu işin içinde benim anladığım. Şöyle Akif. Aynen öyle. Şöyle, ben öyle düşünüyorum, öyle görüyorum. Şöyle biliyorsun, Azerbaycan'ın bir diplomatı, güvenlik ateşesi Tahran'da öldürüldü. Ve krizler yaşandı. Son 4 yıldır. Birkaç haftadır ben de böyle, yani uzmanı değilim. Hı-hı. Sadece takip edebildiğim kadarıyla son birkaç haftadır enteresan biçimde, bence Türkiye'nin de dahil olduğu bir süreç. Aynen öyle. Azerbaycan, İran arasında bir yakınlaşma başladı. Ve bu iş Türkiye'nin de böyle uzağında olduğu bir iş değil. Hiç değil. Bir de halel gelmesin diye de çok böyle biz pamuklara... Çok da dikkatli gidiyor. Tabii, evet. Çok dikkatli gidiyor. Bir sıcak hatta haberi de verelim. İranlı resmi yetkililerden geliyor. Bilgi, uç helikopter bulundu diye. Bulundu mu? Evet. Bana gelen bilgi bu yönde. Bana da İranlı bir yetkili mesaj atmış. Helikopter bulundu diye. Buradaki mevzu şu Akif. Biliyorsun 4 yıldır İsrail meselesi Azerbaycan ve İran arasında çok ciddi bir sıkıntı. Özellikle İsrail bazı faaliyetlerin o bölgede yoğunlaşmış olmasından kaynaklı. Ama senin de demin söylediğin gibi bu bağımsız yapılabilir mi? Bu mümkün. Zaten o bölgenin coğrafi şartları da aslına bakarsan koşullar itibariyle buna imkan sağlıyor. Ama ben bunu bu saatte cesaret edeceklerini düşünmüyorum. Ama daha çok eğer bir ihmal ya da bir suikast ya da bir komplo varsa bunun rejim içinden gerçekleşebileceği ihtimal üzerinde duruyorum. İsrail meselesi rejim şöyle... içinden niye? Ona da geleyim. İsrail meselesine şöyle bir noktaya da değinmek lazım. İsrail şu ana kadar İran içerisinde hiçbir siyasi isme suikast düzenlemedi. Yani genel itibariyle ya nükleer enerjiyle uğraşanlarla ya bunun içerisinde olanlarla suikastler gerçekleştirdi. Yani bu seviyede bir İran Cumhurbaşkanı'na yönelik ya da bir en üst seviyedeki siyasi ismi hedef alacak bir eyleme kalkışmak bazı şeyleri, bütün parametreyi yıkacak bir şeydir. Vallahi sen... İsrail'in evet konuşuruz yani. Hı. O şımarıklığa sahip olduğuna veya o arsızlığa sahip olduğuna konusunda bence kimsenin çok şüphesi yoktur. Sadece şimdi ben yaptım demez. Yaptı demiyorum da, yani İsrail yapmıştır demiyorum ama. Hayır, kefalet koymuyor zaten ortaya. İsrail başkonsolosluğu... İsrail yapmamış olabilir ama önümüzde kendi boyumuz kadar makul sebepleri var. Aynen öyle. Evet. Yaptıkları da var. Var da. Rejim içinden olabilir mi? İbrahim Reis'i özellikle son yerel seçimlerde Akif, İran'daki sandığa giden seçmen sayısı %41. Ve Tahran'daki sandığa giden seçmen sayısı %7. Dolayısıyla rejimin bugüne kadarki en başarısız cumhurbaşkanı ilan edildi. Ve eski cumhurbaşkanları dahil olmak üzere rejimin bekçileri ve zaman zaman Hamani'nin kendi makamındaki isimler bile reisiye eleştiriler getirmeye başladı. Ve son bunun bir sürü yöntemi var Çetin'e İran içerisinde. Ya bu İran, çok kolay bir şey bu İran'da yani. Yani İran, ama İran reisini, sonuç itibariyle helikopterin içindekilere de bakmak lazım. Sadece reisi değil bu işte işin içerisinde. Evet, yani doğru. Sonuç itibariyle Tebriz imamı bu işin içerisinde. İran Dışişleri Bakanı bu helikopterin içerisinde. Tebriz imamı genel itibariyle Hamane'ye en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Kendisi de Azerbaycan, yani Güney Azerbaycan Türklerinden
ve Tebriz İran'ın önemli siyasi merkezlerinden biri. Hamene'nin zaten o yüzden hani Hamene'ye yakın ifadesini kullandım. Şimdi tablo bu. Ama tabii şu an benim ağırlıklı üzerinde durduğum nokta kaza. Yani bu bölgeden helikopterin uçuşuna kim karar verdi? İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan bunun geçişine kim onay verdi? Bunlara iyi bakmak lazım. Peki.